Malumunuz geçen hafta yoğun bir şekilde Ankara programını icra ettik. Bununla ilişkili olarak özellikle 40 yıldır bir hikaye olan Ünye'de organize sanayi bölgesinin gerçekleşmesi noktasında artık son noktaya gelmiş bulunmaktayız. Ben özellikle işsizlerimize, müteşebbislerimize ve özelinde Ünye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu vesileyle 18 Şubat 2021 tarihinde daha önce de ifade ettiğimiz üzere Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yapım işiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda ihale gerçekleştirildi. İhaleye toplamda 10 tane arkadaşımız katıldı. Bunların yapılan incelemeler neticesinde 5 tanesinin yükümlülükleri yerine getirmediğinden dolayı başvurularının reddine, diğer kalan 5 kişi arasından da yapılan değerlendirme neticesinde en fazla kırımı veren %53.52 oranıyla en fazla kırımı veren Ünyeli hemşehrimiz Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ kazanmış oldu. Bu vesileyle de yaklaşık 11,5-12 milyon civarında bir rakamla inşallah önümüzdeki süreçte Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yapım işine başlamış olacağız. Hakikaten bu bir milattır. Hakikaten Ünye için bir dönüm noktasıdır. Çünkü geçmişten geleceğe bu süre içerisinde bu noktaya gelinceye kadar arkadaşlar hiçbir çalışmanın içerisinde öyle ya da böyle bulunamadı. O nedenle bugün OSB'nin temellerinin atılabileceği bir ortamın bakanlığımız tarafından da tesis edildiğini, Ünye için de çok önemli olduğunu ben bir kez daha yenilemek istiyorum. Nihayetinde 36-37 tane müteşebbisimizin kuracak olduğu çeşitli fabrikalarla birlikte ilk etapta 3600 ile 5000 civarında bir işsizimize ev sahipliği yapmış ve yapacak olan bu alan hakikaten takdire şayandır. İnşallah bununla birlikte de ikincisi ihtisas OSB olabilir veya ikinci OSB olabilir. Kuruluşunu gayretli arkadaşlarımızın isteği ve Ünyelilerin desteğiyle inşallah gerçekleştirmiş oluruz, temellerini de atmış oluruz. Bundan sonraki süreçte değerli arkadaşlarım, inşallah 2 hafta içerisinde yer teslimiyle ilgili süreç tamamlanacak. Orada bir ön sözleşme yapıldı ama bu durumdan sonra bakanlık tabii ki o yüklenici firmayla bir bağlayıcı sözleşme yapıyor. Bu sözleşmenin gereği olarak normalde 2022 yılının sonuna doğru aslında bitirilmesi şartnamede bağlayıcı durumda. Ancak bizim isteğimiz ve Sayın Genel Müdürümüzün de talepleri doğrultusunda Allah'tan bir şey olmazsa bu yıl içerisinde altyapı ihalesini kapsayacak olan kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu ve telekomünikasyondan oluşacak olan ayrıca da yol hatlarını belirgenleştiren altyapı ihalesini bitirmeyi inşallah amaçlıyoruz. Devamında da elektriğimiz ve doğalgazımızın da yapılması suretiyle çok kıymetli siyasi büyüklerimizin buraya gelmesiyle beraber inşallah açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Hakikaten bir dönüm noktasıdır. Hakikaten Ünye için çok ciddi bir kazanımdır. Artık cekcaklarla bu işlerin olmadığının en güzel bir göstergesidir. Daha önce de ifade edildiği üzere inşallah bu altyapı uygulama yapım işiyle beraber buna paralel olarak da burada inşaatların yükselmesini de hep birlikte görmüş olacak ve şahitlik etmiş olacağız. Allah'ın izniyle arkadaşlar inşallah bu süre içerisinde takibimiz devam edecek ve ardından da buranın yapımını hep birlikte şahitlik edeceğiz. Diğer taraftan Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Kaya Yıldız Bey'i yerinde ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz ziyaret neticesinde malumunuz 2015 yılında Tabakhane Deresi'nin 1. 2. 3. ve 4. etap ıslahı ve ikmalinin yapım işi vardı. Bu konuyla ilgili o dönemde ihale yapılmış ve ardından 2019 yılında yüklenicinin şartları yerine getirmemesinden kaynaklı olarak da bu ihale feshedilmişti. Bugün baktığınızda orada Tabakhane Deresi'nin 4. ıslahı ve aynı zamanda ikmalini yapım işiyle ilgili talebimizi yeniledik. 2020 yılı içerisinde yapılmasını bekliyor idik. Zira içinde bulunmuş olduğumuz şartlardan kaynaklı olarak
bu yıl tekrardan yatırım programının alınması ile ilgili süreci de hep beraber çözmüş olduk. Burada değerli arkadaşlar, özellikle taşkın koruma bantları ve duvarlarının yapılmasıyla ve aynı zamanda zeminin istifli taş tahkimatının yapılması ve ıslah sekisi dediğimiz tabandaki çöküntülerin ve diğer yüzeysel bozuklukların yapılması ile ilgili işlerin yapımı başta olmak üzere orada açılışını inşallah gerçekleştireceğimiz ve geçen ay itibariyle de eksikliklerini tamamlaya başladığımız Ünye Gençlik Merkezi'nin önünden karşı tarafa bir yaya köprüsü ve aynı zamanda sellere maruz kalması münasebetiyle bu Tabakhane Deresi üzerinde bulunan iki tane köprünün demontaj bir şekilde yukarıya kaldırılması ile ilgili işlemlerin tamamını ortaya koyacak olan 11 milyonluk yatırımı da Sayın Genel Müdürümüzün riyasetiyle inşallah onaylattırmış bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili de Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ilgili yerlere talimatlarını verdiler. İnşallah Tabakhane Deresi 4. kısım ıslah ve ikmal yapım işini de gerçekleştirmiş ve şahitlik etmiş olacağız. Bununla birlikte de organize sanayi bölgesinin hemen batı yakasında bulunan Cüri Deresi'ndeki tahkimatların selden zarar görmesinden kaynaklı olarak buranın da aynı şekilde yapımı da eş güdümlü olarak devam ettirilecektir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, tabii ki yapmış olduğumuz ziyaretler bunlarla kalmadı. Diğer taraftan Adalet Bakanlığımız Destek Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Talat Bey'i de ziyarette bulunduk. Burada daha önce de vermiş olduğumuz arkadaşlar bilgiler ışığında Ünye'de bir adliye sarayının, bir adalet sarayının olmasını arzu ediyoruz. Mevcutta şu anda 5000 metrekare civarında olan kapalı alanda hizmet veren adalet sarayımızın 130 bin nüfuslu olan ilçemize hem yakışır hem de aynı zamanda hizmetlerini karşılayacak nitelikte olmadığını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili olarak da çeşitli girişimlerde daha önceden de ifade ettiğimiz üzere bulunduk. Özellikle itfaiyenin hemen yan tarafında 8437 metrekare arsanın Ünye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki takas ve devamında da 3900 metrekare olan alanın Ünye Belediyesi'ne ait olan alanın da orada birleştirilmek suretiyle bir alan oluşturulduğundan bahsetmiştik. 12,5 dönüme yakın bir arazi üzerinde Adalet Sarayı'nın yeniden gerçekleştirilmesiyle ilgili süreci başlatmış bulunuyoruz. Tabii ki Adalet Bakanlığımızın bunları yaparken sadece 5-10 yılı değil 40-50 yıllık bir geleceği planladıklarına da orada şahit olduk. Normalde 130 bin nüfuslu olan bir ilçe için en az 25-30 bin metrekare kapalı alanlı bir binanın yapılmasını arzu ettiklerini bizlere söylediler. Dolayısıyla mevcuttaki elimizdeki imkanlarla birlikte inşallah 12,5 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan bu Adalet Sarayı'nın proje ihalesine bakanlığımız tarafından çıkılacağının da bizlere müjdesini verdiler. Tabii ki hızlı bir şekilde bu devir işlemlerinin falan gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu hususla ilgili olarak da bizler çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Adalet Bakanlığımız da aynı şekilde hakimlerimizin ve savcılarımızın aynı zamanda yer darlığı yaşamaması, diğer taraftan da hizmet alan nihai tüketicilerin yani bizlerin de oralarda hızlı bir şekilde işlerinin yürüne getirilmesi için ciddi bir gayret içerisinde olduklarından hareketle buralarda bu yapıların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini arzu ediyorlar. İnşallah 20 bin metrekare kapalı alanın üzerindeki bir inşaatın da başlatılmasını hep birlikte ev sahipliği yapmış olacağız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, diğer en önemli konulardan bir tanesi de malumunuz olduğu üzere sık sık bir araya gelmiş olduğumuz toplantılarda gündeme getirmiş olduğumuz Ünye Kültür Merkezi. Ünye Kültür Merkezi ile ilgili de arkadaşlar yine sıklıkla görüşmüş olduğumuz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız, değerli arkadaşımız Nadir Alparslan Bey ile bizzat görüşme yaptık. Tabii ki bizim sizlerle paylaşmış olduklarımızı onlarla biz de paylaştılar.
Burada 2021 yılı içerisinde Türkiye'de müracaatı bulunan kültür merkeziyle ilgili 3 tane kültür merkezine yatırım bütçesi ayrıldığını ifade ettiler. Bu konuyla ilgili olarak da arkadaşlar, geçen yıl başlamış olan kültür merkezimizin belli bir dönem durakladığını ve inşallah Nisan ayına doğru başlayacağını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuyla alakalı da Strateji ve Bütçe Başkanlığından bütçenin salınımı ile ilgili sadece Cumhurbaşkanımızın onayını beklediklerini bizlere ifade ettiler. Cumhurbaşkanımızın bütçe salınımı ile ilgili onayı verdikten sonraki safahatte mevcut müteahhitimiz ile arkadaşlar orada çalışmalara inşallah devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntının, herhangi bir eksikliğin olmadığını sizlere ifade etmek istiyorum. Hatta ve hatta bununla birlikte Ünye Belediye'mizin Ünye Kalesi'ndeki yapmış olduğu çalışmalar ışığında oranın 3. etap restorasyon çalışmalarını da biz 2020 yılı içerisinde talep etmiştik yapılmasını. Hem yüzey kazılarının yapılması ve aynı zamanda 3. ve 4. etap çalışmalarının yapılması ile ilgili süreci. Onları da Sayın Bakanımız zaten bizleri görünce dile getirdiler. İnşallah 2021 yılı içerisinde Allah'tan bir şey olmaz ise bunların da yapılmasına başlayacaklar. Yapılmasının başlanmasını hep birlikte inşallah diğerlerinde olduğu gibi bunlarda da şahitlik ederiz diyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, son olarak da üniversite alanı ile ilgili gelmiş olduğumuz noktayı sizlerle paylaşma arzusundayım. Üniversite aynı bizim Ünye Organize Sanayi Belgesi, Kültür Merkezi ve diğer taraftan da Ünye'deki diğer liman konusu ile alakalı önem atfetmiş olduğumuz konulardan bir tanesi. Ünye Üniversite alanı ile ilgili mevcutta hava alanında yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan yerleşke alanı ile alakalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Sebeplerle bir araya geldiğimiz durumlarda Ünye'de artık fakülte binasının temelinin atılması gerektiğini defaatle kendilerine biz söylüyoruz ki Sayın Rektörümüzün de aynı şekilde bizlere evet bu fakülte binasının temelini atalım söylediğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuyla ilgili inşallah AVAN projelerinin yani orada yapılacak olan binanın, fakültenin AVAN projelerinin onaylandığını inşallah ve devamında da uygulama projelerinin şu anda onaylanma aşamasında olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Üniversitemizin Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Ünye Belediye'miz İmar İşleri Müdürlüğü koordinasyon dahilinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Yine Allah'tan bir şey olmaz ise daha önce de ifade ettim. Nisan ayı gibi veya işte Mayıs'a bilmiyorum sarkar mı bu aylar içerisinde Ünye'de hava alanında üniversite yerleşkemizde bir fakülte binasının temelini hep birlikte inşallah atmış olacağız. Ben bu hizmetlerin gerçekleşmesinde, bu hizmetlerle alakalı yapılan çalışmaların hayata geçirilmesinde, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki safahatte de özellikle teşkilatımızda görev yapmış olan çok kıymetli teşkilat mensubu arkadaşlarım başta olmak üzere onlardan almış olduğumuz güç ve destek ve ardından Ünyeli hemşehrilerimizin yakın takipleri ve değerli basın mensuplarımızın da aracılığı ile sıcak gündem malzemesi ve ürünü yaparak bunlara bizlere aktarmalarından ve sonuca ulaşmamızdan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. En büyük teşekkürü Ünye halkı burada hak ediyor. Ardından da çalışmalarımız ışığında bir koordinasyon dahilinde Ünye'de beraber çalışmış olduğumuz belediye başkanımız, kaymakamımız, valimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız. Tek tek isim sayarak zamanınızı almak istemiyorum. Ama nihayetinde Ünye özelinde hakikaten birliğin bir hizmete dönüştüğünün göstergesini hep birlikte ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bu yapmış olduğumuz hizmetlerle beraber Ünye'de artık bundan sonraki safahatte farklı hizmetlerin de bir araya getirilerek yapılmasına hep birlikte vesile oluruz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yapacağımız daha ayrı çalışmalar ışığında kısa süre içerisinde tekrardan bir Ankara ziyaretimiz olacak.
Takip ettiğimiz, takip edeceğimiz birkaç tane daha konu var. İl